Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün elhamdülillah hastaneden sonra tekrar sizlerle kavuşmanın ve yeni sohbetlerde buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Allah Celle Celaluhu'ya hamdü senalar ediyor. Bizlere ve sizlere ve ümmetimize sağlık, sıhhat, afiyet versin ve ömrümüzü hayırlı işlerde kullanmayı nasip-i müyesser eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, İslam dini medeniyetten öte bir dindir. Sadece bir inanç, bir ibadet sistemi değil, aynı zamanda dünyayı da düzenleyen, kendine has görgü kuralları olan, kendine has değer yargıları olan, kendine has bir şahsiyeti ve karakter olan orijinal bir dindir. Bir hayat tarzı, bir yaşama biçimidir. Batı uygarlığı medeniyeti veya Doğu medeniyetleri belki bir yaşama biçimini sunar ama İslam'ın çapına erişemez, kâbına ulaşamazlar. Değerli kardeşlerim, o yüzden sevgili Peygamberimiz günde birkaç defa bizlere Radıytu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resulen Nebiyya demeyi tavsiye buyuruyor ve çok büyük sevaplarının olduğunu söylüyor. Bunu günde birkaç defa sabah, birkaç defa akşam ve arada her aklımıza geldikçe yapalım inşallah. Değerli kardeşler, biz Müslümanız. Bizim kendimize göre bir inancımız, kendimize göre ibadetlerimiz, kendimize göre bir hayat tarzımız var. Helalımız, haramımız, davranış biçimlerimiz var. Bunların bir kısmını Allah Celle Celaluhu kesin olarak emrediyor, farz, vacip. Bir kısmını sevgili Peygamberimiz sünnetinde kuvvetli olarak beyan buyuruyor. Bir kısmını da mendup, nafile olarak, müstahap olarak yaparsak iyi olacağını tavsiye buyuruyor. Bütün bunların toplamı Müslüman'ı kendi nev-i şahsına münhasır. Bugün orijinal diyorlar, özel bir insan yapar. Ve bu insan kendisinden başkasına benzemez. Ne Yahudi'ye benzer, ne Hristiyan'a benzer, ne Hindu'ya, Budist'e benzer, ne ateiste benzer. Başka hiçbir insana benzemez. Bunun benzeyeceği model şahsiyette Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz biliyoruz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz almış oldukları davranışlarını Cenab-ı Allah'ın teyidinden geçirir. Yani bir kısmı onun emridir, bir kısmı da insanın selim tabiatına uygun kendi bulunduğu İçinde yaşadığı toplumun sahih, sağlam, güzel örf ve adetlerine de uygun olabilir. Ama Peygamberimiz yaptıktan sonra biz bunlara Peygamberimiz yaptığı için Sünen-i Zevaid diyoruz veya Peygamberimizin güzel işleri diyoruz, müstahap diyoruz, mendup diyoruz. Peygamberimiz böyle yaptığı için yapmayı bir fazilet, bir sevap kaynağı olarak biliyoruz. Bir Müslümanlığımıza katkı biliyoruz. Mesela değerli kardeşler, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize sağ elimizde yemek yememizi emir buyurmuştur. Bu bir davranış biçimidir. Yemeği sağ eliyle yemek. Sevgili Peygamberimiz Cabir Radıyallahu Anh'ın rivayetinde bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. La te'ekulu bişimel, sol ile yemeyin. Sol elinizle yemek yemeyin. Neden? Fe inne şeytan. Çünkü şeytan ye'kulu ve yeşrebu bi şimalihi. Sol eliyle yer ve içer. Başka bir hadis-i şerifte Hazreti Ömer'in oğlu radıyallahu anh Abdullah bizlere rivayet ediyor. Peygamberimiz buyurmuşlar ki la ye'kulunna ahadukum bi şimalihi. Sizden hiçbiriniz sol eliyle yemesin.
kendisini Müslüman kabul eden, Hazreti Muhammed'in risaletine iman eden, onun ümmetliğiyle şeref duyan hiçbir insan sol eliyle yemek yemesin. وَلَا يَشْرَبَ النَّبِيهُ Sol eliyle bir şey içmesin diyor Peygamberimiz. فَاِنَّ الشَّيْطَانِ Hiç şüphesiz ki şeytan يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا Sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Ha bir insanın sağ eli meşgulse sol eliyle yiyip içebilir o esnada. Sağ elinde bir meşguliyeti var, bir mazereti varsa. Değerli kardeşlerim, bu sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri, Müslim gibi, Ebu Davud gibi, Tirmizi gibi böyle sayı hadis kitaplarımızda zikredilmiştir. Bu iki hadisin ana fikri, sol elinizde bir şey yemeyin, içmeyin. Neden? Çünkü şeytan sol eliyle yer ve içer diyor. Bizi ne ilgilendirir? Şeytan diyebilir miyiz? Bir Müslüman, Kur'an okuyan bir Müslüman, şeytanın Hazreti Adem ve onun çocuklarıyla nasıl mücadele ettiğini bilir ve şeytandan nefret eder. Şeytan baş düşmanımızdır. Şeytan babamız Hazreti Adem'e, annemiz Hazreti Havva'ya yaptığı kötülükten öte, Allah Celle Celaluhu'nun karşısında durarak senin bu kullarını mutlaka azdıracağım diyor. Sağından geleceğim, solundan. Yani iyilikle geleceğim, kötülükle geleceğim, korkutarak geleceğim, sevindirecek, şehvetlendireceğim, öfkelendireceğim, edeceğim. Senin yolundan saptıracağım diyor. Sana kulluktan azdıracağım. Onları benimle beraber cehennemde yakacağım. Madem beni onlar yüzünden azdırdın, ben de onları senin yolundan saptıracağım, azdıracağım. Şimdi şeytanın vazifesi bu olunca hiçbir Müslüman bu şeytanı sevemez ve bu şeytanın söylediklerini dinlemez, kulak asmaz, yaptıklarını çirkin ve pis bilir, onun yaptıklarını yapmaz. Madem şeytan sol eliyle yiyor ve içiyor, Müslüman sağ eliyle yer ve içer. Bu bir İslami davranış biçimidir. Değerli kardeşlerim, insanın düşmanı sadece şeytan değil, şeytanla işbirliğine giren bir de eğitilmemiş kendi nefsi var. Sorun çok büyük. Eğer biz bu nefsi imanla, ilimle, ibadetle, temiz lokmalarla, güzel ahlakla, iyiyle alıştırmazsak, o da bizim başımızın belası. Allah Celle Celaluhu, iyilik ve kötülükleri, güzel ve çirkin duyguları hep beraber bize yerleştirmiş. Biz bunları, hayır ve şerrini seçecek, kendimizi eğitecek ve terbiye edecek. Nefsi tezkiye edeceğiz, arındıracağız. Onu kötülüğü emreder vasfından çıkararak iyiliği emreder veya iyilik yapmaya boyun eğer hale getirecek. Şimdi bizim karşımızda bir düşman daha var. Bunlar da tıpkı şeytanlar gibi İslam dinini yok etmek isteyen kafirlerdir. Bunların başında Yahudi gelir. Sonra Hristiyanlar, sonra diğer batıl din ehli veya bugünkü materyalist, ateist, Tanrı tanımaz, Cenab-ı Allah'a hiç inanmazlar. Biz bugün batı dediğimiz zaman bizim batımızda kalmış olan Avrupa ve Amerika gibi ülkeleri kastediyoruz. Bunlar Yahudilik ve Hristiyanlığı birleştirerek Müslümanların karşısında ve Hristiyanlığı tahrif ederek eski Yunan Roma putperestliği ve bugünün tanrı tanımaz materyalizmiyle kendilerine din dışı bir hayat seçmişlerdir. Batılılar. Ve bütün dünyaya çağdaş uygarlık düzeyi diye bunu kabul ettirmişlerdir. Muasir medeniyet seviyesi yani batılıların seviyesi. Kim çağdaş, muasir, medeni, uygar, iyi bir insan olmak istiyorsa onların seviyesine çıkacak. Hadi orada.
hadi oradan. İslam'ın getirdiği seviyenin Batı medeniyeti çok altında bile diyemeyecek. Seviye kabul etmez. Kıyas kabul etmez. İslam'la Batı uygarlığı arasındaki fark. İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif bunlar için medeniyet denilen tek dişi kalbut canavar diyor. Bugün dünyanın neresine bakarsanız bakın, insanlığı katleden, insanlığı bombalayan, insanlığı emperyalist amaçlar uğruna öldüren, yok eden bir sistem. Bunun arkasında Batı uygarlığı var. Medeniyet götürüyoruz diyor ülkelere, mahvediyorlar, yakıp yıkıyorlar. Şimdi bu kafirler kendilerine göre bir hayat tarzı belirlemiş. Mesela yemeği kaşığı sol elle yerler. Biz buna şeytan diyoruz. Peygamberimiz çünkü şeytan sol eliyle yer içer diyor. Müslüman sağ eliyle yer içer. Şimdi Müslüman gençlere gayri İslami yönetimler ve İslam dışı sistemlerin eğitim sistemleri, mesela bizde adı milli eğitim ama millilikle hiç alakası yok. Bilakis milliliğe düşman gayri milli, milli eğitim sistemi insanları bir Müslüman şahsiyetiyle yetiştirmek yerine İslamiyet'i tamamen ya unutturarak ya dışlayarak ya aleyhinde düşman olarak yok etmek ve yerine Batı tipi bir insan oluşturmak istiyor. Bu insan yemeği yerken kaşığı sol elle alır, bıçağı sağ elle alır. Müslümanlar misafirini karşılarken bir başka, Batılılar karşılarken bir başkadır. Yani değerli kardeşlerim, hayatı yaşarken her hususta Batılıların kendine göre bir davranışı olabilir. Bizim kendimize göre bir davranışımız var. Selamlamaya varıncaya kadar. Bizim selamımız Peygamberimizden öğrendiğimiz gibi Kur'an'da kaynağı var. Esselamu aleykum ya da selamun aleykum ile başlar. Ama nesillerimizi bu İslam dışı sistemler, gayrimilli eğitimler öyle bir yetiştiriyor ki Müslümanca davranmak sanki gericiliktir, yobazlıktır, orta çağın karanlığına gitmektir. Çağdaşlıktan, modernizmden uzaklaşmaktır. Aydınlanmaktan uzaklaşmak, karanlığa boğulmaktır diyor. Kendi dinimiz, kendi medeniyetimizin adamı olmamız lazım. Yabancıyı taklit bizi öldürür. Kafirleri taklit bizi dinden imandan eder. Dinden imandan olursak vatandan ve milletten de oluruz. Tarihten de silinir gideriz. Allah muhafaza buyurun. Bu duygu ve düşüncelerle dua ederiz. Allah Celle Celaluhu şuurlu bir şekilde bizi her zaman razıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resulen Nebiyya diyen şuurlu, bilinçli, bahtiyar kullarından eylesin. Bizden sonra gelecek nesillerimizde kıyamete kadar hep bu iman ve bu davranış, bu bilinç, bu şuur üzerinde eylesin. Küfürden, şirkten, nifaktan uzak tut. Amin ve selamun aleyküm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hoşça kalın ve selam.